Merhaba arkadaşlar, en baştan serisi denklem çözme konusu ve iki bilim yani denklemlere sıra geldi. Sen de şimdi soruları. Sevgili arkadaşlar, ilk sorumuz konu anlatımı videonun altında. Sen de şimdi size bıraktığım soru, onun çözümünü bir sonraki yani videonun sonunda doğru yapacağım. Çünkü bir özel denklem burada. Şimdi ikinci sorudan hemen başlıyorum. Ama başlamadan önce ne yapıyorduk hatırlayın. Kısa bir hatırlatma veriyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim bir kuralımız vardı ya, ne? Denklem çözümü. Ne yapıyorduk? Bilinmeyeni yalnız bırakacağız. Ve her seferinde bir noktaya değiniyorduk. Diyorduk ki bir bilinmeyen varsa bir denklem çözümü yapabilirim. İki bilinmeyen varsa bana en az iki denklem lazım. Peki iki bilinmeyen denklemleri nasıl çözeceğiz? Onlardan bahsedeyim isterseniz size. Arkadaşlar bu çözüm yolu için iki, aslında üç, iki tanesi birleştirildi, iki metot var. Nedir bu metotlardan biri? Bir tanesi arkadaşlar yok etme. Yok etme metodu. En çok kullanacağımız metotlardan biri bu. Yok etme metodu ne? Adı da üstünde. Bak, birini yok et diyor. Bilinmeyenlerden bir tanesini yok ediyorsunuz. Sonra bir bilinmeyene düşüyor. O bir bilinmeyen bir denklemle çözüyorsunuz. Daha sonra o yok ettiğiniz o diğer bilinmeyeni bulduktan sonra buluyoruz. Yok etmenin anlamı bu. Hemen örnekle gösterelim. Peki ben bir bilinmeyeni yok etmek için ne lazım bana? İşte güzel bir örnek. Mesela ne diyor burada? A artı B eşittir 23. Şimdi toplamları 20 olan milyarlarca, hatta sonsuz tane sayı var. Bilemem ki, tam sayı demiyorum. İşte 1'e 22 olur ama şöyle düşünün. 1,5'a 21,5. Bu da 23 verir. Ya da şöyle düşünün. 1 milyon 23'e eksi 1 milyonu toplarsan bu da 23 yapar. O yüzden bulamayız arkadaşlar. Diğer ifademiz nedir? A eksi B de 17'ymiş. İkinci bilmeyen de bu. Yok etme metodunda çok çok önemli. Katsayı yani bir tanesinin katsayı birbirinin zıttı ve aynı değeri olacak. Olmalı. Yani şu. Biri artı 2 ise diğeri eksi 2 yap. Biri artı 3 ise diğerini eksi 3 yap. Biri artı 1 ise diğerini eksi 1 yap. Bakıyorum. Ben kimi yok edeceğim? Ha, şöyle bir kural yok. İlla ki ikinciyi yok edeceğiz diye bir kural yok. Bazen öğrencim soruyor. Hocam diyor, niye hep ikinciyi yok ediyorsunuz? Arkadaşlar ikinciyi yok edecek diye bir şey yok. Hangisi bana zıt, birbirinin zıttı çevirmesi kolay olsun ya da birbirinin eşit katsayılı olursa, hangisi gelirse gelsin bir tanesini yok edin yeterli. Hemen şuna bakalım. A artı B 23, A eksi B 17. Şimdi bakın, B'ye dikkat eder misiniz? Artı B burada da eksi B. Ben bunları taraf tarafa toplarsam 1A 1A daha 2A yapar. Artı B eksi B'ye gitti 0 yapar. 23 artı 17 30 40 yapar. Böylelikle ne oldu bakın? 2A eşittir 40 oldu. İşte bir tane bilinmeyeni yok ettim. 2A 40 ise kuralımız neydi? Bilinmeyenleri yalnız bırak. Yalnız bırakmak için her tarafı 2'ye bölüyorum. A eşittir ne oldu? 20 oldu. Bakın bilinmeyenin birini buldum. A'm 20. Bilinmeyenin birini buldum. Bana verilen bu iki denklemden herhangi birine, bakın şart değil, birinci ikinci, İstediğiniz her denkleme koyun. Diğerini bulabilirsiniz. Ama biz tabii negatif sayılarla, büyük sayılarla uğraşmak istemediğimiz için her zaman pozitif olanı seçin. Yani A artı B'nin 23 olduğunu biliyorum. A'yı kaç buldum arkadaşlar? 20 buldum. 20 artı B eşittir 23. B'yi yalnız bırakırsam 23 eksi 20'den. Buradan da ne gelir arkadaşlar? B'miz de 23 eksi 20'den 3 gelir. A'yı 20 buldum. B'yi 3 buldum. Benden A çarpı B istiyor. 20 çarpı 3'ten. Cevabımız ne oldu? 60 oldu. Yok etme metodunun ana mantığı bu arkadaşlar. Lütfen şuna dikkat edelim. Sorularda vereceğim. Katsayıları eşitle, işaretleri zıt yap, taraf tarafa topla. Tek mantık bu. Geldik ikinci metoda. İkinci metodumuzda ne? Yerine koyma. Diğer adı arkadaşlar karşılaştırma. Karşılaştırma. Şimdi yerine koyma karşılaştırmada soru kökenlerine göre daha kolay çözülür. Örneğin sevgili arkadaşlar, burada A artı B 23 verdi. A artı B 23. Soruda şu B'yi karşıya attığımı düşünün. Soru öyle gelsin. A eşittir 17 artı B. Şimdi ben burada yok etmeyi kullanmak yerine yerine koyma ya da karşılaştırmayı kullanırsam daha rahat çözülür. Neden? Çünkü A değeri belli. A neymiş? 17 artı B'miş. Eğer ben A artı B 23 denkleminde A gördüğüm yere
17 artı b, bakın yerine koyarsam a'nın yerine 17 artı b'ye koydum. Artı b eşittir 23. Ne oldu burası? 17 artı 2b eşittir 23. 23'ü karşıya attım. 2b eşittir 17, 23, 6 kaldı. 23 eksi 17'den. 2b 6 oldu arkadaşlar. O zaman b'de ne oldu? 3 oldu. Bakın b3. B3 olarak biliyorum. O halde şuradan da farklı renkle a eşittir 17, b3 buldum. Buradan da a eşittir 20 çıktı. Bakın aynı sonucu buldum. Yani bu yerine koyma, karşılaştırma veya yok etme, hangi metodu yapacağınız size kalmış bir şey. Ama en çok matematikte kullanılan metot yok etmedir. Çünkü yerine koyma, yalnız bırakacaksınız, sonra yerine koyacaksınız. Buna dikkat edelim. Gelelim 3. soruya bakalım. 3a artı 2b 21. Yazıyorum bunu buraya arkadaşlar. 3a artı 2b eşittir 21. Tamam. A eksi B eşittir kaç? 2. Şimdi sevgili gençler, burada dikkat edin. 2B var, eksi 2B, eksi B var. Ne olması lazım diyor, yok etme yapabilmem için? Zıt işaretli ve eşit katsayılı olacak. O zaman diyorum ki şu alttaki denklemi ben 2 ile çarpsam. Bakalım ne çıkacak. 3A artı 2B eşittir 21. 2 ile çarptım. 2A eksi 2B eşittir 4. Şimdi taraf tarafı toplayalım. Bakın 3A, 2A daha 5A. Artı 2B, eksi 2B'yi götürdü. Eşittir. 21, 4 daha 25. Her tarafı 5'e bölüyorum. Çünkü amacım benim A'yı yalnız bırakmak. A eşittir 25 bölü 5'ten 5. A'yı kaç buldum? 5. Götürüyorum denklemlerden bir tanesinin yerine 5 yazıyorum. İster üstte ister altı. Her zaman az sayıyla uğraşmak daha iyi. Aşağısı daha az görünüyor. Yani a eksi b eşittir 2. A'yı kaç buldum arkadaşlar? 5 buldum. Eksi b eşittir 2. Buradan dikkat edersek eksi b'yi karşılatayım ki artı b olsun. Artı 2'yi de bu tarafa atalım. O zaman 5 eksi 2 karşıda b'ye geçti. Burası 3 eşittir B. Yani B eşittir 3 oldu. Benden ne istiyor arkadaşlar? A artı B istiyor. A'yı 5 buldum. B'yi de 3 buldum. O zaman A artı B'nin sonucu ne oldu? 5 artı 3, 8 oldu. Ana mantığımız bu. Ama cevaplar da verilmemiş. Niye verilmemiş? Bir daha bir kontrol edin bakalım. Herhangi bir hata var mı? 25 bölü 5'ten 5. 5'i koydum. Karşıya attım. 2, B, 3. Evet, hata yok. O zaman şunu hemen şöyle yapalım arkadaşlar. 8 yapalım. Burası 8. E seçeneği diyelim. Geldik 4. soruya. 2x artı 3'e eşittir 16. 3x artı 2'ye 14. X eksi y farkı nedir? Hemen yazıyorum. 2x artı 3y eşittir 16. Tamam. 3x artı 2y eşittir 14. Şimdi sevgili arkadaşlar, bir tane bilmeyeni yok edeceğim. X'i mi y'i mi size kalmış bir şey. Hemen düşünüyorum. Genelde hep ikincileri yok ediyoruz. Bu alışkanlık olmasın lütfen. Ben mesela bu sefer x'leri yok edeceğim. Diyorum ki burada 2x var. Burada da 3x var. Ben burayı 2 ile çarparsam, 3 ile çarparsam 6 olur. Burayı da 2 ile çarparsam bu da 6 olur. Bakın 6x, 6x. Ama bir tanesini zıt işaretli yapacağım. Şimdi 3 ile 3'ü çarptığında 9y, 2 ile 2'yi çarptığında 4. O zaman burayı eksi yapayım ki fazla eksiyle uğraşmayayım arkadaşlar. O zaman devam ediyorum. 3 kere 2, 6x artı 9y eşittir 48. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 6x oldu. Eksi 4y oldu. Eksi 28 oldu. Şimdi topluyorum taraf tarafı. 6x eksi 6x gitti. Bakın bu arkadaş bunu götürdü. 9y'den 4y, burası 5y. 48'den 28 çıktı 20. Her tarafı 5'e bölüyorum. Böylelikle bakın 5'ler gitti. Y eşittir 4 oldu. Bu y'yi bulduk. Götürüyorum bu y'yi. Götürüp denklemden birini yerine yazıyorum. Üste yazalım. 2x artı 3 tane y. Y'yi kaç bulduk? 4 bulduk. 3 tane 4 eşittir 16. Devam ediyorum. 2x artı 12 eşittir 16. 2x eşittir. Karşıya attım. 16 eksi 12. 2x eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 4 bölü 2'den 2. Benden ne istiyor arkadaşlar? X eksi y farkını istiyor. X'i 2 buldum. Y'yi de 4 buldum. 4'ten 2 çıkartırsak eksi 2 olur. Adana seçeneği. Geldik 5. soruya. 3x artı 5'e eşittir 22. 2x artı 3'e eşittir 14. Artık soru üstünde yapalım. 5'e 3'ü mü yoksa 3'e 2'yi mi eşitlemek daha kolay? Tabii ki de 3'e 2.
O halde ben burayı 2 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. 6 oldu. 2 tane 5 10. 3 tane 3 9. O zaman şurayı eksiyle çarpayım ki negatifle uğraşmayayım. Hemen devam ediyorum. Yazalım bir daha bunu. 6x artı 10y eşittir 44. Eksi 6x eksi 9y eşittir. 14 ile 3'ü 30. 3 kere 4 12. 42. Ama nasıl 42? Eksi 42. Taraf tarafa topladığımda bakın arkadaşlar 6x 6x götürdü. 17'den 1y çıktı. Şey 9y çıktı. Y kaldı. 44 eksi 42. Bu da 2'dir. X'i kaç buldum? 2 buldum. Götürüyorum. Şu denklemden 1'ini yazıyorum. Yukarıda yazalım. 3x artı 5 çarpı 2 eşittir 22. 3x artı 10 eşittir 22. Karşı attım onu. 22 eksi 10. 3x eşittir. 22'den 10 çıktı. 12. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3'ler gider. X eşittir. 12 bölü 3'ten ne oldu? 4 oldu. Benden ne istiyor? X artı y istiyor. O zaman x artı y. X'i 4 buldum. Y 2 buldum. Cevabım da ne oldu? 6 oldu. Denizli seçeneği. Geldim diğer bir soruya. 6. 2a eksi 4b eksi 2 eşittir 2. 3a artı 2b eksi 5 eşittir 17. Çünkü bu düzenli değil. Bilmeyenlerin içinde sayılar da var. Hangi sayılar var? Eksi 2 ile eksi 5 var. O zaman şunu bir düzeltelim. 2a eksi 4b eksi 2'yi karşıya attım. Artı 2 diye geçer. Artı 2 diye geçer. O zaman 2 artı 2'den 4 olur. Devam ediyorum. 3a artı 2b eksi 5'i karşıya attım. 17. 5 daha ekledim. 22 oldu. Şimdi denklemim bu. Bakın eksi 4b var artı 2b var. O zaman ben şu aşağıyı 2 ile çarparsa ne olur? Tekrar yazalım. 2a eksi 4b eşittir 4. 3 ile çarp, 2 ile çarptım 3'ü. 6a artı 4b eşittir 44. Arkadaşlar taraf tarafa toplarsam 4, 6a 2a daha 8a. Eksi 4b artı 4b gitti. 44 artı 4, 48. Her tarafı 8'e bölüyorum. Gitti gitti. A eşittir. 48 bölü 8 ne yapar? 6. 6 kere 8, 48. A'yı buldum. Şimdi arkadaşlar hemen yerine yazıyorum. Ne demiştik? Pozitif olanla uğraşalım. Negatifle uğraşmayalım. O zaman şu 6'a yazıyorum. 3 tane A. A'yı kaç bulduk? 6. 3 çarpı 6. 2 çarpı B eşittir 22. Alttaki denklemi kullandım. 18 artı 2b eşittir 22. Artı 18'i karşıya göndereceğim. Eksi diye geçer. 2b 18 hatta şöyle 22 yazalım. 22 eksi 18. 2b eşittir 4. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman bakın gider. Böylelikle arkadaşlar b'mizde 2 kalmış olur. Benden ne istiyor? A artı b istiyor. O halde a artı b eşittir. A'yı 6 buldum. B 2 buldum. A artı B'de ne çıkar buradan? 8 gelmiş olur. C seçeneği diyoruz. Evet geldik 7. soruya. Bu sefer üçlü bir denklem var. Y değeri kaçtır? Bakın bunlar özel denklem. Normalde 3 bilmeyen varsa çözüm yapamazsınız. Ama bana vermiş. O zaman demek ki bir özel denklemdir. Hemen şunu düşünüyorum. Ya Y'yi nasıl bulacağım? Şimdi Y'yi yalnız bırakacağım. Ama X'ler de birbirini götürecek arkadaşlar. Düşünüyorum nasıl götürecek? Yani 4X var. 2x var. Bir keresinde 2x'in 2 ile çarpmam lazım ki 4x'e 4x olsun ve eksi ile çarpmam lazım ki eksi 4x olsun. Bakalım ayarlı mı gelmiş. Eksi 2 artı 2 eksi 4x götürdü. Bakın buraya. Eksi 2 eksi 3 artı 6z yukarıda da z var. O zaman aşağıya eksi 2 ile çarpacağımı öğrendim. Tekrar denklemi yazıyorum. 4x artı 2y eksi 6z eşittir 4. Eksi 2 ile çarptım arkadaşlar. Eksi 4x eksi 6y artı 6z eşittir eksi 16. Topla taraf tarafa. Bakın hop gitti. Artı 2y eksi 6y eksi 4y. Eksi 6z artı 6z gitti. Eksi 16 4 eksi 12. Her tarafı eksi 4'e bölüyorum. Çünkü niye? Y'yi yalnız bırakacağım. Eksi 4 eksi 4'ü götürdü. Y eşittir. 12'yi 4'e böldüm. 3. Eksi x'e böldüm. Artı 3. Y eşittir. 3 oldu. Bursa seçeneği. 8. soruya bakalım arkadaşlar. Ne verilmiş bana?
İki denklem verilmiş. A isteniyor, 2B isteniyor, C isteniyor. Şimdi düşünüyorum. A isteniyor, 2B isteniyor, C isteniyor. Bir keresinde ben A'yı bulmak için bakın 3A var, 5A var. Toplasam 8A, çıkarsam 2A. Yine işime yaramıyor. Şimdi bir tanesini bulacağım. Şimdi bakın 4C var, 7C var. Olmuyor. Şimdi diyorum ki 3A, 5A. Bunlar arasındaki bir tane A olacak. Demek ki biri eksi olacak. Şimdi ben burayı 2 ile çarparsam 6A. Burada ne var? 6A. Aşağıda 5A var. Burayı da eksi 1 ile çarparsam eksi 5A olur. Böylelikle fark A olur. Bakalım C'de tutacak mı? 2 tane 4C, 8C, eksi 7C. C'de tuttu. B'de o zaman aynı şekilde tutuyor. Zaten ayarlı soru olduğu için bir tanesini yakalarsanız diğeri gelir. O zaman çarpılmış halini tekrar yazalım. 2 kere 3, 6A artı 4B artı 8C eşittir 34. Eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 5A, eksi 2B, eksi 7C, eksi 24. Toplayalım taraf tarafa. 6A'dan 5A çıktı, A kaldı. 4B'den 2B çıktı, 2B kaldı. Artı 8C'den 7C çıktı, artı C kaldı. 34'ten 24 çıktı, 10 kaldı. Zaten bakın aradığım benim bu. Arkadaşlar unutmayın, özel denklemlerde şuna dikkat edeceksiniz. Özel denklemlerde aradığınızı elde etmeye çalışın. Hemen verdiğimiz ödev sorusuna bakalım arkadaşlar. Şimdi ne diyor burada? 3x artı 2y artı z eşittir 17. X artı y eksi 3z'de eşittir 5. Buna göre x artı 7z ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi düşünüyorum. Bana x lazım, bir de 7z lazım. O zaman y olmayacak. Burada artı 2y var. O zaman demek ki ben burayı %102 ile çarpacağım. 2'ye 2'ye tamam. Bir tanesi de x olmalı. Şimdi burayı çarptığımda 2x, burada 3x var. Ama bana x lazım, dikkat edin. Demek ki aşağısı x olacak. Şimdi tekrar denklemimi yazıyorum. 3x artı 2y artı z eşittir 17. Aşağıya çarpıyorum. Eksi 2x eksi 2y eksi eksi artı. 2 kere 3 6 artı 6z eşittir eksi 10. Toplayalım bakalım taraf tarafa. 3x eksi 2x x. Artı 2y eksi 2y gitti. Artı z artı 6z artı 7z. 17 eksi 10 7. Bakın x artı 7z 7 Bursa seçeneği diyoruz. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.